Herkese merhaba arkadaşlar. Uyku kalem. Ben Science King ve bugün sizinle İnkılap tarihi ve Atatürkçülüğü çözeceğiz. Hiç beklemeyin, başlayalım. Bu ara abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü bazılarınız görüyorum abone olmayı unutuyor. Başlayalım. Evet, birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 1. TBMM'nin özellikleri arasında yer almaz? Kurucu bir meclistir. Vatanın bağımsızlığını öncelik almıştır. Osmanlı padişahının desteğiyle kurulmuştur. İhtilalcı bir meclistir. Şimdi cevap burada Ceyhan, çünkü Osmanlı padişahının desteğiyle kurulmadı bu. Özelliklerinden bahsedilen bu gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Türk yurdunun sınırları çizilmiştir. Mustafa Kemal'in düşünceleri Osmanlı parlamentosu Mebusa Meclisi tarafından kabul edilmiş. Kurtuluş Savaşı'nın hangi ilkelere dayanacağını ortaya. Kurtuluş Savaşı tamam. Türk milletin bağımsızlığı bilinciyle millet olması gereken hakları ve barışın esaslarını belirlemiş. Misak-ı Mille değil. Amiral Bristol raporu değil. Amasya genelgesi diyorum ben. Evet. Temsil heyetinin yeni merkezi Amasya görüşmelerinde sonra Ankara olmuştur. Bu durum neden? Nere arasında Ankara'nın oluşum etkili olmuştur. Bir vardır. O yüzden Ceyhan'ı eledik. Ulaşımının elverişli olması. Bu da vardır. O yüzden iki olmayanı da eliyoruz. Batı cephesine yakın olması. Bu da vardır o zaman. Üçte. Evet, şuraya geçtik. Son Osmanlı Mebusa Meclisi toplantısından önce Mustafa Kemal İstanbul hareketi eden milletvekillerinden kendisini meclis başkanı seçmelerini istemiştir. Ancak Mustafa Kemal bu isteği gerçekleştirmemiştir. Bu durum nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal hakkında tutuklama emri olması, son Osmanlı Mebusa Meclisi vekillerinin bir kısmı saltanat yanlısı olması, meclisteki azınlık vekillerin Türk vekillerden sayıcı daha fazla olması bu kesinlikle değil. İngilizlerin meclisi basarak vekillerin çoğunu tutuklamaları bu da değil. Son Osmanlı Mebusa Meclis vekillerinin bir kısmı saltanat yanlısı olma. Büyük ihtimalle Bursa gibi geliyor bana. Mantıklı cevap gibi. İlk TBMM'nin yasama yürütme güçlerinin kendisinde toplamasıyla yargı bağımsızlığını sağlamak, kararların hızlı alınması sağlamak, bağımsızlığı hızlı bir şekilde sonuçlandırmak. Kararların hızlı alınması. O bu yüzdeyiz var. O yüzden 2 olmayanı eliyoruz. Yargı bağımsızlığı, bağımsızlığın hızlı bir şekilde sonuçlandırmak bu da olur. O yüzden cevap Denizli. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli içinde yer almaz? Hatay almaz, Şam alır, Musul alır, Kerkük alır.
Evet, yeni test. Taşıtın hareket edebilmesi 1, 2 ve 3 numaralı gelişmelerin kronolojik olarak taşıtı yerleştirmesine bağlıdır. Buna göre bu taşın hareket edebilmesi için yüklerin yükleme sırası aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Şimdi 1 2 3 oluyor mu? Oluyor. İkinci Amasya görüşmeleri sonra son Osmanlı ve bu. Şimdi 1'den sonra kesinlikle 2 gelecek. Öyle bir şık nerede var? Sadece Adana'da var. O yüzden cevap Adana. Mustafa Kemal Ankara'ya geldikten sonra İstanbul'a gitmek için yola çıkan milli mücadele yanlısı milletvekilleriyle Ankara'da görüştü. Bu görüşmede milletvekillerinden milli amaçlar etrafında azim ve bilinçle çalışmaları Mebusan Meclisi'nde bir müdafaa-i hukuk grubu kurulmasını, misak-ı milli ant kabul edilmesini istemiştir. Verilmemesini istemiştir. Milli egemenlik var, o yüzden iki olanları eliyorum. Her şey üçe bağlı şimdi. Bir yüzeyüz var. Tam bağımsızlığı. Bu da var, o yüzden cevap yalnız bir Adana. Misak-ı Milli'nin aldığı kararlardan bazıları şunlardır. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı tarihte Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler ayrılamaz bir bütündür. Azınlıkların hakları komşu memleketlerdeki Müslüman halkın haklarını korunması şartıyla kabul edilecektir. Siyasi, mali ve adli gelişmemiz engellenen her türlü sınırlamalar, kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Misak-ı milli aşağıdaki ilkeler hangisine öncelik almamıştır? Ekonomik bağımsızlığı aldı. Kapitülasyonlar. Uluslararası eşitliği bu aldı. Şey de aldı, toprak bütünlüğünü de aldı. O yüzden cevap Bursa. Milli egemenliği almadı. Evet. Milli mücadelenin anlatıldığı anıların birinde ilk meclis okul sıralarında kılıkları, giysileri, yaşları, görgüleri çok değişik beyaz sarıklı, ak sakallı hocalar, pırıl pırıl üniformalı genç subaylar, yazma ve veya şal sarkılı aşiret beyleri, külahla ağalar ve kavuklu çelebiler, Avrupa'daki yüksek öğrenimlerini bitirip yeni dönmüş, Batı kültürüyle yetişmiş gençler yan yana duruyordu şeklinde anlatılmıştır. Buna göre ilk meclis için farklı sosyal sınıflara ev sahipliği yaptı. Ulusal bir meclis. Kare %100 yok. Şimdi yuvarlığa bakalım, kabine sistemini benimsediği. Bu da yok, o yüzden cevap Adana. 3 tane Adana geldi art arda. Herhalde bir tanesi %100 yanlıştır. Evet, Mustafa Kemal meclisin açıldığı ikinci gün bir önerge sunmuştur. Bu önergenin maddeleri şunlardır. BMM'nin üzerinde hiçbir güç yoktur. BMM yasama yürütme ve yargı güçlerini kendi elinde toplamıştır. Meclisin içinde seçilecek bir heyet hükümet
işlerini görür. Meclis başkanı bir hükümetin de başkanıdır. Bu bilgilere göre güçler birliği ilgisi uygulanmıştır aynen. Saltanat yok sayılmıştır. Evet yok sayıldı. Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. Evet, Denizli cevap 3'ü de. Şimdi ikinci bırakacağım. Yandaki geometrik şekillerde ki yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında şu önerge maddelerini sunmuştur. Hükümet kurmak zorundadır. Geçici olduğu bildirilerek bir hükümet başkanı tanımak ya da bir padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir. TBMM'nin üstünde bir güç yoktur. Padişah ve halife baskıdan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasa ile yerini alır. TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplar. Güçler Birliği, evet. Meclisin sürekli saltanat yine 3'ü. Yine Denizli. Şöylesine bir soru var. O zamanlar Ulucanlar da bir okul yapılıyordu. Bu bina için Marsilya kiremitleri getirilmişti. Bu kiremitler alınarak meclisin orta kısmına yerleştirildi. Fakat yan tarafa açık kaldı. Kiremitlerin eksik kaldığı gören halk evlerine koşarak damlarından kiremitlerini söktüler. Kucak kucak yeni kurulacak devletin yeni binasını ikmal ettiler. Bu görülecek bir tabloydu. Kadınlar, çocuklar, aksakallı ihtiyarlar kucaklarında kiremit taşıyordu. Bu suretle binanın eksikleri tamamlandı. Yukarıda milli mücadele yıllarında ait bir bilgi verilmiştir. Seçenekte ise Mustafa Kemal'in 10. yıl nutkuna ait bazı satırlar verilmiştir. Buna göre milli mücadele yıllarına ait bilgiyle 10. yıl nutkuna ait aşağıdakilerden hangi satır arasında anlamca daha yakın bir ilişki vardır? Yurdumuzun dünyanın en mamur ve medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Fakat yaptıklarımız asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azimindeyiz. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli ve beraberlikte güçleri yenmesini bilmiştir. Asla şüphem yoktur ki Türk'ün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonra inkişafı ile geleceğin yüksek medeniyet ufkundan yana bir gün güneş gibi doğacaktı. Daha yakın. Bursa, bir dakika. Bence cevap Ceyhan. Ceyhan çok yakın gibi geliyor. Şimdi bir son testimize bakalım. Ama bir şey yapmam lazım. Bir dakika. TBMM'ye karşı İstanbul hükümetini çıkardığı ayaklanmalar. Kavram haritasındaki boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
Koç geri değil. Anzavur değil. Demirci Efe değil. Çerkez Ethem. Ethem isyanı. Bence ama emin değilim önceki sorudan. Şimdi aşağıdaki isyanlardan hangisi bir yönüyle farklı grupta yer alır? Düşünmem lazım. Ya büyük ihtimalle Demirci Mehmet Efe ayaklanması. Çünkü burada şehirler için ayaklanmalar yaşandı. Burada başka bir olay yüzünden. Aynen, büyük ihtimalle öyle. Siyasi, adli, ekonomik ve mali bağımsızlığımızı yok etme ve sonuç olarak yaşam hakkımızı inkara ve ortadan kaldırmaya yönelik olan Sevr Anlaşması bizce mevcut değildir. Atatürk'ün Sevr Antlaşması'nı geçersiz olarak kabul etmesini aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez? B gösterilebilir. Çok sayıda devletçe imzalanması, hukuksal olarak geçersiz olması. D de imzalanabilir. Hadisine göre imzalanmaması. Bu da aynı şekilde. Cevap Ceyhan. TBMM'nin ayaklanmaları karşı aldığı önlemlerden hangisi halkın doğru bilgilendirmesine önem verdiğini kanıtlar? İstanbul hükümetiyle her türlü haberleşmenin kesilmesi, Hakimiyet Milliye gazetesi çıkarılması, hıyaneti vataniye kanunun çıkarılması, İstiklal mahkemelerin kurulması. Bu doğru bilgilendirmeye önem verilmedi. Adana'da değil. Şimdi hıyaneti vataniye kanunu unuttum. O neydi ya? Of. Ya gazetedir büyük. Gazete büyük ihtimal ama yeniden de ya kanun da olabilir ki şey yani. Yok ya da yok, aynen. Gazetedir. Gazetedir. Kanunla alakası yoktur. Cevap Bursa. Verilenlerden kaç tanesi TBMM'ye karşı çıkarılan isyanların sonuçları arasında yer alır? Milli mücadele kazanılması gecikmiştir. Bu yer alır. Yunanlar Anadolu'da ilerleme fırsatı bulmuştur. Bu da boş yere kardeş kanı dökülmüştür. Bu da. Ama kaynakları bu da aslında. Bence dördü de yer alır. Denizli. Of. Son soruya bak. Sevr Antlaşması'nın maddelerinden bazıları şunlardır. Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanlılara verilecektir. Osmanlı Devleti mecburi askerlik kaldırılacak. Asker sayısı 50.700 olacak. Ve ordunun ağır silahları olmayacaktır. Kapitülasyonlardan tüm devletler faydalanacaktır. Osmanlı maliyesi ihtilaf devletlerinin denetiminde olacaktır. Buna göre Sevr Antlaşması'nın maddelerinden kaç tanesi Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını zedelemektedir? Kapitülasyonlar. Bunlar kesinlikle değil. O yüzden 4 olamaz. 3 de olamaz. Osmanlı maliyesi. Bu da olamaz. O yüzden cevap Adana. Şimdi ise kontrol zamanı.
Yanlış yaptığım soru birinci bu. Ben burada Amasya genelgesi demişim ama aslında cevap Misak-ı Milli'ymiş. Ben nedense Amasya genelgesi diye öğrenmişim. Demek ki yanlış öğrenmişim. Cevap Adana'ymış, Misak-ı Milli'ymiş. Artık biliyoruz. Aynı şekilde 6. soru için ben nedense Hatay, Musul ve Kerkük diye hatırlıyor şey Şam, Musul ve Kerkük diye hatırlıyordum. Ama Hatay, Musul ve Kerkük diyeymiş. Şam yokmuş. Yine yanlış öğrenmişiz. Bu sorunun cevabı Ceyhan. Buna işte bakmamız lazım. Şimdi tam bağımsızlık. Burada milli amaçlar etrafında bilinçli çalışmaları. Bir Pusa Meclisi, bir müdafaa grubunun. Misak-ı Milli Milan. İşte Misak-ı Milli bağımsızlık olmuyor mu? Ama cevap Ceyhan diyormuş. Bunu da artık biliyoruz. Şimdi başka yanlışımız şurada vardı. Evet. Buradaki yanlış da Anzavur ayaklanmasıymış. Ben Çerkez Etem isyanı demişim. Yine isyan karıştırmışım. Allah Allah ya. Çerkez değil miydi? Bir dakika o. Ben neden Çerkez dedim? Neden Çerkez dedim? Yazılabilir. Aslında Çerkez yazılamaz. Anzavur anca yazılır. Aynen cevap Adana. Bu soru Adana. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Umarım işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bugün sizinle inkılap tarihini çözdük. Hepinize bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın.